dediğimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi SolidWorks'ün üst düzleminden tasarıma başlayacağım bu parça için. Merkez noktasından bir tane daire çiziyorum. Akıllı ölçendirmeyi aldım. Genişliğini 80 milim olacak şekilde. Uzunluğunu ise 60 milim olacak şekilde. Dörtgenimi çiziyorum. Radius komutuyla köşelerimize 15'er milimlik radüsümüzü atacağız. Eksen çizgimi alıyorum. Herkes noktasından ve yatay doğrultuda iki tane eksen çizgimi çizeceğim. Dört tane deliğimiz var. Deliğimize ait ölçülendirmeyi de yapalım. Burada deliğimizin çapları 12 milim olarak verilmiş. Teğetlik ilişkisini buradan kaldıralım. Objeleri aynalama komutuna geleceğim. Eksenimi seçiyorum. Ve dairemi bir düzlemede aynalayacağım. Aynı şekilde bu kısımları da aynalama işlemini yapacağız. akıllı ölçendirmeyi tekrar aldım. Bu kısımlar 40 milim olarak ayarlıyorum. Bu kısmı ise 30 milim olacak şekilde ölçendirme işlemini yapıyoruz. Bu noktayla bu nokta arasını 20 milim olarak orta noktaya getirmiş oluyoruz. Bu kısımlar ise 15 milim olarak ayarlanmış oluyor. Bu unsurlara geliyorum. Ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. 7.5 milimlik ekstrüzyonumu bu şekilde düzleme vermiş oldum. Ön düzleme çizim diyerek bilgisayarımızın tap tuşuyla ilk bakıyorum line komutunu aldım. Tabatastak şekilde bir çizim yapacağız. Daha sonradan ölçendirme işlemini beraber yapacağız. Döllü ölçendirme ile bu kısmın yüksekliğini. 50 milim olarak ayarlıyoruz. Objeleri öteleme kısmından ya da direkt eksen noktasından çizelim. Bu çizgimiz ile bu çizgi arasını. 5 milimlik öteleme işlemi yapacağız. Daha sonradan çapı 25 milimlik deliğimizi sağlayacağız. Tekrardan daire komutuna geliyorum ve çapı 50 milim olacak şekilde ikinci dairemi de çizmiş oluyorum. Objeleri bu da kısmına geldim. Bakın bu kısımları trimleyeceğiz. Bu şekilde seçiyorum tekrardan. Evet bu kısımları tekraradan z yaparak geri aldım. Objeleri bu da diyorum. Bu kısımları trim komutuyla trimleme işlemini yapmış oluyoruz. Radius komutuyla bu köşemize radius atama işleminde yapıyoruz. Unsurlara geldiğim extrusion ile kat oluşturacağım. Orta düzleme 10 milimlik extrusion'umu bu şekilde verdim. Tekrardan bu kısmı düzeltelim. noktanın 1 milim olmasını sağlıyoruz. kısmı bu şekilde. 1 milim olarak radiusumuz 4 milim olacak şekilde tekrardan ayarlamış olduk. Çizimden çıkıyorum. Tekrardan bu yüze çizim diyerek dik bakıyorum. Daire komutunu aldım. Dairemizin çapından 50 milimlik dairemizi çizeceğiz. Bu şekilde iç dairemi de çizmiş oluyorum. Tam eksen hizasında yarım ay şekilde dairemi ikiye böleceğim. Objeleri bu da kısmından bu kısımları bu diyorum. İki noktayı da birbirine bu şekilde birleştirdim. Unsurlara geldim. Extrusion ile katı oluştur diyorum. 5 milimlik extrusion'umu bu şekilde verdim. Radius komutuyla köşemize Radius atama işlemini yapacağız. 2.5 buçuk milim. Hatta 5 milim olacak şekilde radyüs atama işlemini yaptım. Ön düzlemden aynalama işlemine geleceğim. Bakın ön düzlemi seçtim. Sonra aynalama komutuna tıkladım. Aynalama işlemini de bu şekilde diğer tarafa yapmış oluyoruz. Daha sonradan bu kısımlara feder atama komutunu yapacağız. Ondan önce deliklerimize ait radüslerimizi daha doğrusu pahlarımızı atalım. Birer milimlik pah atama işlemini yapıyorum. Federi iki şekilde yapabiliyoruz. Bir çizimden yapabiliriz. Bir de unsurlardan federatma komutunu görüyorsunuz. Şimdi pratik olması açısından ben çizimden size yapacağım. Şimdi parçamızın orta düzlemine gelmemiz gerekiyor. Bu yüzden bir referans düzlemi atacağım. Bakın bu yüzeye tıklıyorum. Bu yüzeye tıklıyorum. Referans düzlemi orta noktaya bu şekilde gelmiş oluyor. Tab tuşuyla bir kere basıyorum ve bu şekilde dik bakıyoruz. Çizim düzlemine geç açarak Time komutunu alıyorum. Federimin boyutunu daha sonra belirleyeceğim. Direkt dik üçgen çizerek federimi otomatik olarak ayarlamış oluyorum. 20 milim aynı şekilde bu kısımda 15 milim olarak ayarlıyorum. Unsurlara geldiğim extrusion ile katı oluştur diyorum. Orta düzleme 5 milimlik Feder komutunu atmış oluyoruz. Bakın burada ekseni kaydırdığımı görüyorsunuz. Tekrardan bu yönden baktığımız zaman. Federin hatalı olmadığını göreceksiniz. Bakın ilk çizdiğimiz yer. Bu kısım olduğu için. Şöyle. Görüntüyü değiştirelim. Bakın burada şu kısmı göremediğimiz için. Bu kısımda kaldı. Tekrardan katı model yapıyorum. Görüntüye tersi yönden. Baktığımız zaman olayı daha net anlayacaksınız. Bu noktayı kontrole basıyorum. Bu noktayla aynı doğrultuda yapacağım. Öncelikle ilişkileri tabii ki de silmemiz gerekiyor. Evet, bu kısımda silelim kısımları da silmemiz gerekiyor. Bu noktayı kontrole basıyorum. Bu çizgimiz ile aynı doğrultuda olmasını istiyorum. Uç noktaya yani tabanımıza bedelimizi sabitliyoruz. Yine 20 milimlik yüksekliğimiz ve yatayda ise 15 milimlik yüksekliğimizi görüyorsunuz. Objeleri dönüştür diyorum. E bu şekilde çizimi tam tanımlı hale getirmiş oluyor. Radius komutuna geliyorum. 2.5 mm'lik radius atama işlemini bu şekilde yaparak radiusümüzü tam tanımlı olmasını sağlıyoruz. Tekrardan bir aynalama işlemi yapacağız. Ön düzleme bir kez tıkladım, aynalama diyorum ve federime bir kez tıklayarak sağ tarafa aynalama işlemini de yapmış oluyoruz. Renk atamaya geliyorum. Body seçeceğim. Tek bir renkle bütün rengi belirlemiş olalım. Standart diyorum. Bu şekilde parçamızı tasarlamış oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki uygulama parçamızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.